Selam gençler iPhone 16 çok uzun süredir iPhone 11'den beri herhangi bir düz iPhone modeli kullanmamıştım benim telefonum iPhone 15 Pro Max'ti o 11'den sonra bıraktım Pro serilere geçtim ve bu yıl ilk defa iPhone 16'yı geçici bir süreliğine kullandım tam bir aydır kullanıyorum ve aslında Pro seriden doğru düz iPhone'a geçince ne oluyor iPhone 16'daki özellikler ne kadar tatmin eder böyle birisini buna da bakmış olurum diye gidip aldım bu arada bilen takipçilerim biliyor Apple ürünlerini ben kendim satın alıyorum. Kendim inceliyorum arkadaşlar. Ama tabii ki reklam etiketi koyuyorum. Çünkü Ticaret Bakanlığı'na göre reklam oluyor ki reklam doğru reklam oluyor ama ücretli bir işbirliğim yok. Olduğu zaman da söylüyorum. Bazıları da bura takılıyor. Eee alıyorum paraları gibisi. Şey. Aldığım zaman zaten söylüyorum biliyorsunuz. Şimdi bu bir aylık sürede iPhone 16 ile ilgili ne deneyimler yaşadım? 15 Pro Max'ten sonra. Birincisi hiç uzatmadan giriyorum konuya. 60 Hz konusu. Bu telefonlarda en çok abartılan şey olduğunu düşünüyorum. Yani Apple'ın bütün ürünlerinde pro ürünler uzun süredir 120 Hz çıkıyor zaten ProMotion olarak. Ee, ama düz herhangi bir ürünü işte iPad Air olur, iPad olur ya da işte MacBook Air olur. Bunlar normal 60 Hz er standart ekran diğerleri 120 Hz çıkabilen ProMotion ekranla geliyor. Bu eleştiriyi ben de yapıyorum. Ama benim perspektifim çok farklı diğer insanlardan. Çünkü birçok insan yorumlarda görürsün. Şimdi bu videonun altına da gelir. Ya işte bu çağda 60 Hz ekran olur bu da bilmem neydi. Bu arada işte Xiaomi'dir, Pocodur kullanıcıları var. Ben biliyorum Onların telefonları 120 Hz ama ayarlardan kapalı şarjı çok yiyor diye birçoğunun da durumu bu şekilde. Bu 60 Hz olayı şu arkadaşlar. Çok kısa anlatacağım. Ekranın saniyedeki tazeleme hızı. Saniyede 60 kere yeniliyor. Mesela siz bu videoyu izliyorsunuz. Hangi cihazda, ne tarz bir ekranda izliyorsanız izleyin. Hepiniz bu videoyu aynı hızda izleyeceksiniz. Çünkü bu video 25 kare. Yani saniyede 25 kere yeniliyor. Dolayısıyla 60 Hz'lik bir iPhone 11'de de izleseniz, 16'da da izleseniz işte 240 Hz'lik bir oyuncu monitöründe de izleseniz bu görüntü sizin karşınıza saniyede 25 kere yenilenerek geliyor. Dolayısıyla bir video izlerken aslında hiç önemi olmayan bir şey. En fazla 60 FPS videolar var. E onda da 60 Hz kurtarıyor aslında. Tazeleme oranı olarak. Dolayısıyla bu çok böyle nadir yerlerde karşınıza çıkıyor. Özellikle böyle menüyü kaydırdığınızda şimdi menüyü şöyle yukarı doğru kaydırdığında o hareket 25 karenin falan çok üzerinde yani. Belki 100-120 160-200 FPS'lere çıkıyor o sırada ekran. Bu tarz durumlarda iki ekran arasındaki farkı hissediyorsunuz. Şimdi benim deneyimim şöyle arkadaşlar. Ben 120 Hz ekrana alıştığım için 16'ya geçtiğimde bunda biraz zorluk yaşarım. Sonra alışırım diye düşündüm. Baştan söylüyorum. Hiç alışamadım. Yani 30. günün o sonunda ben tekrar eski telefonuma geçerken hala pır 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 iğrenç bir deneyim ya. Bu yani hem konu abartılıyor diyorum. Bir taraftan abartanlar haklı. Bir taraftan da önemsiz bir konu. Bu iki ayrımı çok iyi yapmanız lazım. Bu ayrımı da nasıl yapacaksınız? Tam da benim deneyimim gibi işte. Eğer bir 120 Hz ekran alıştığı sanız 120 Hz ekrandan 60 Hz ekrana geçtiğinizde gözünüzü tuhaf geliyor. Baya yavaş kasıyormuş gibi geliyor ve bu alışamıyorsunuz. Yani ben alışırım zannediyordum. Alışamıyorsunuz. Ben aslında ikisini yan yana şöyle bir yavaşlatarak göstermek istiyorum. Olayı orada daha iyi anlarsınız. Şimdi sol tarafta iPhone 15 Pro Max var. Promotion ekran 1 ile 120 Hz arasında. Sağda da iPhone 16 var. Simgeleri şöyle sağa sola doğru kaydırdığınızda iPhone 16'nın biraz daha böyle tıkı 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 diye teklediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten 4 kat yavaşlatılmış bir görsel ama gerçek hayatta da bunu bir süre sonra fark eder hale geliyorsunuz. Gerçek hayat demişken diğer gerçek hayat testlerine bir bakalım isterseniz. Mesela bir şey okurken yazıyı kaydırdığımızda nasıl bir etkisi oluyor derseniz bunu anlamak gerçekten zor oldu ama yine de hissediliyor. Bakın yine iPhone 16'nın biraz daha böyle tıkı 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 diye gittiğini görüyorsunuz artık onu nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Bir de tabii çok sık yaptığımız bir şey rıyız videoları izlemek. Onları da aşağı doğru kaydırırken ben gerçekte hiçbir şey hissetmedim arkadaşlar arkadaşlar. Yani o pır diye gidiyor zaten anlamıyorsun. Ama yine de o etkiyi görebiliyorsunuz. Ekranda herhangi bir hareket olduğunda videolarda hiçbir şey olmasa da o videolar aşağıya doğru kayarken daha doğrusu yukarı doğru kayarken biraz takılarak geçtiğini görüyorsunuz. Buradaki gibi çok belirgin olmasa da gerçek hayatta bir takılma hissiyatı ya da bir akıcılık eksikliği kesinlikle hissediliyor. Sonuç olarak arkadaşlar Apple'ın 60 Hz ekran tercih etmesinde aslında bir sıkıntı yok. Yani birçok insanın umrunda bile değil farkında bile değil. Birçok insan da benim gibi bu konuyu farkında. Yani deneyimlemiş. Dolayısıyla bu deneyim iPhone'a geçmek isteyen birisi için önemli oluyor. Atıyorum işte dediğim gibi parasını biriktirdi adam. Bu sene bu telefonda da beğendi. Almak istiyor. Alacak. Ama kullandığı telefonu 120 Hz kullanmış. Buna geçtiği zaman alışabilir mi? Valla çok zor arkadaşlar. Gerçekten tuhaf geliyor. Pır 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 pır. O pır pırı hissediyorsun yani. Dolayısıyla çok ben bu yönden eksi not veriyorum. Yani bir cihazın 60 Hz 120 Hz olması benim için çok önemli bir detay değil. Ama eğer Apple'san fiyatı fiyatından da bağımsız olarak Apple'ın o smooth akıcı deneyimi, bütün cihazlarındaki o akıcılık, yumuşaklık bu cihazda bir anda olmamış oluyor. 120 Hz ekranı tadan bireyler için. Dolayısıyla ben aslında yine eksi notumu veriyorum. Bir taraftan da çok önemli bir konu değil. Eğer ki 120 Hz herhangi bir ekrana alışmadıysanız, promotion'a alışmadıysanız hiç önemli bir şey değil. Yani bugün şu sorunun cevabını istiyor insanlar. iPhone 11 kullanıyorum, 16'ya geçeyim mi? Geç. Senin için gayet güzel bir yenilik olacak yani. Ekranı 60 Hz'miş ama sen zaten 60 Hz kullanıyorsun. Senin için sorun yok yani. 120'ye geçince de bir şey olmuyor bu arada. Bir sınıf atlamıyorsun. Hatta 120'ye geçtiğini fark etmiyorsun bile. Ne zaman geriye dönüyorsun, 60'a düşüyorsun o zaman anlıyorsun. Ha burada bir hız farkı varmış gibi oluyor. Gelelim diğer tasarım konularına. En çok eleştirilen konu bu olduğu için bunun üzerine durdum. Şimdi ben bu telefon geçtiğimde inanılmaz hafif geldi bana. Çünkü Pro Max gibi ağır bir telefon kullandığınızda arada belki çok böyle gramlar çok az gibi görünüyor olabilir kağıt üstünde ama inanılmaz rahatlatıcı oluyor. Çünkü saatlerce böyle tutuyorsun falan o farkı deneyenler ya da geçiş yapanlar anlayacaktır. Telefonun inceliği, şıklığı, tartışılmaz. Bence çok güzel bir telefon. Renkleri çok güzel. Her şeyle bence çok güzel. Bu beni beğenmemek zevke kalmış bir şey ama benim beğendiğim telefonlar. Tasarım ilgili tek eksonotum. Masaya bıraktığım zaman çok dingil diyor. Yani fazla dingil diyor. Dıngıl 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 dıngıl. Bir video çekeceğim yukarıdan sürekli dingil deyip durdu falan. Tabi tasarımsal olarak bir yenilikli tuş geldi. Ben bu tuşla ilgili bu videoda çok konuşmayacağım. Çünkü benim için bir hayal kırıklığıydı. Bu tuşla ilgili kanalda bir video var. Ayrıca onu açıp izleyebilirsiniz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. bas kamerayı açabiliyorsunuz. Ben bunu bile daha alışamadım. Yani daha doğrusu niye alışayım gibi bir şey oluyor. Bazen denk gelirse basıyorum şeklinde ama kullanımı hem çok zor hem pratik değil hem de açıkçası tam en azından şimdilik e, tatmin edici bir tuş değil. Belki ileride yeni özelliklerle tatmin edici olabilir ama şu an için böyle. Şimdi bu telefonun diğerlerinden bir farkı da yani 15 Pro serisi hariç e, AI özellikleri bunun için almalı mısınız? Valla aslında alınabilir arkadaşlar. Yani AI özellikleri Türkçe geldiğinde aslında ortaya çıkacak. Bunda bazıları yanlış anlıyor. Yani Türkçe değil işte telefon İngilizce yapınca aktif oluyor falan. Ya onu biliyorum abi. İngilizce yapınca aktif oluyor da. Benim verilerim Türkçe. Yani İngiliz' Siri İngilizce yaptığın anda bir kere bir olay bitiyor yani. Hani Osman ara dediği zaman Osman kelimesini bilmiyor. Bitiyor yani. Hani e AI'ını geçtim. Siri'yi kullanamaz hale geliyorsun. İçerik Türkçe yani telefondaki. Rehber Türkçe, mesajlar Türkçe. Yani o yapay zekalı Siri'yi nasıl kullanacaksın? Dolayısıyla o iş ancak Türkçe yapay zekalı Siri geldiği zaman deneyimi anlatabileceğimiz bir şey. Onun dışındaki işte fotoğraftan nesne kaldırma filan güzel özellikler. Ben kullanıyorum. Olursa iyi olur şeklinde tavsiye ederim. Bu özellikler daha biraz dediğim gibi yatırım yani geleceğe yönelik bir şey. Çok da böyle abartmaya gerek yok. ile ilgili geliştirmeler çok yok. Derecek kadar az bana sorarsanız. Ama iPhone'ların şu ön kamerasındaki özellikle arka kamerada da oluyor da böyle bir HDR çekimden mi yazılımdan mı alakalı bazen yani acayip detay detayda değil de pütürlü yüzler falan çektiği oluyordu. Ya yani bu telefonda henüz daha rastlamadım. Cilt tonuyla ilgili özel bir çalışma yapmışlar bu telefonlarda. Şimdi stiller falan geldi. Çok kullanır mısınız bilmiyorum. Ama bir negatif bir durumda henüz karşılaşmadım. Dikkat ettim oraya. çektiğim fotoğraflar. Çektiğim fotoğrafları şu an görüyorsunuz zaten. Yani genel olarak fotoğraf çekmek zaten keyifli iPhone'larla. Kendi karakteristik bir imaj kalitesi ve renk tonu var. Farklı stillerle de zaten kullanabiliyorsunuz. E, kamerası açısından gayet tatmin oldum. Pro Max'ten geçen birisi olarak şunu merak edebilirsiniz. Ne gibi eksiklikler hissettiniz? İşte ile ilgili direkt şu basic, 5x, 5x 3x neyse tele kameranın eksikliğini hissettim. Çünkü illa böyle uzaktaki bir nesneye netlemek gibi düşünmeyin. Ben bazen kedimin sırf fotoğrafını böyle çerçeveye aldığım fotoğraflar var. Onları çekemediğimi fark ettim. Bir anda böyle dibine girmem gerekti falan. Çünkü arada zoom farkı var. E o zoom farkı da işe yarıyor. İlla çok uzağa çekmek için değil. Dediğim gibi iç ortamda herhangi bir şey dibine girmek için de kullanıyorsunuz. Bu telefona geçtiğimde sadece ve sadece sadece 15 Pro Max'ten geçtiğimde iki şeyin eksikliğini hissettim. Birincisi 3. kameranın eksikliği. İkincisi de 60 Hz'in olmamayışı. Bir tuhaf yani kullanım deneyimi kötü oluyor. İşte anlattığım gibi. Bunu hissettim. İşte raw fotoğrafmış, ProRes videolarmış vesaire bunların eksikliğini hissetmedim. Çünkü biliyorum ki ihtiyacım olduğu zaman kullanabileceğim uygulamalar var. Yüklersem kullanırım. Her zaman da ihtiyaç duyulan şeyler değil. O yüzden hissetmedim. Yani denk gelmedi kullanmadığım için. Kullansam da zaten biliyorum. Şu şu uygulamayı yüklesem kullanabileceğim. ya yani çok önemli değil açıkçası benim için. Şunu fark ettim editte pil ömrü ve ısınmaya değinmemişim. Bu telefon kesinlikle 15 Pro Max'e göre yani net az ısınıyor. Hatta çok az ısınıyor. Hatta herhalde ısınma sorununu çözmüşler gibi geldi bana. Telefonu bir ay boyunca kullandığımda hiç ısındığını fark etmedim. Yani şarja bıraktığında ısınıyor. Şarj ısınması normal. Onun dışında hiç yani hissetmedim. Umarım Tamamen çözülmüş bir sorundur bu. Ee, bazen bazı insanlar yaşayabiliyor ya da bir güncellemeyle bozulabiliyor. İnşallah bozulmaz. Gayet iyi bu arada. Beğendim. Pro Max'i, 16 Pro Max'i çok merak ediyorum. Pil ömrü de yani standart işte iPhone 11'den beri yeni çıkan her iPhone hemen hemen aynıdır. Bir 12'ler çok kötüydü. İşte iPhone 13, 14, 15 neyse 16 da o arkadaşlar. Normal standart bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarırsınız. Az kullanan insanlar bir buçuk, 2 gün kullanırlar. Çok kullananlar akşam eve 6'da geldiğinde şarja takar şeklinde bir kullanım senaryosuyla kullanabilirsiniz. Değişen çok bir şey olmadı. Pil ömrü de standart. Genel olarak zaten telefonla ilgili yorumlarım Standart yönünde yani standart. Gelelim dost tavsiyesine. Bu telefon 15 Pro serisiyle aynı fiyata satılıyor. Hangisini alalım diye soruyorsanız tabi renkler zevkler tartışılmaz. Bu telefonun kendine has bir tarzı var vesaire vesaire vesaire. Fakat nereden bakarsanız bakın 15 Pro serisi bu telefondan iyi arkadaş. Ben bugün bana verseler 16 ile 15 Pro'yu al 3 yıl boyunca bunlardan birini kullanacaksın deseler bana. Ben hemen 15 Pro'yu seçerim. Dediğim gibi işte yapay zeka özellikleri falan da destekleniyor zaten. Dost tavsiyesi budur. Ama bu telefonda fiyatı düşmeye başladı. Ben indirimli fiyatları açıklamalar kısmındaki linklere koyarım. Affiliate linkler bunlar. Tıklayıp fiyatlarına bakabilirsiniz. Genel olarak deneyimim gayet iyi. Tavsiye ederim. 60 herze alışamadım. Ama zaten alışmadıysanız daha önceden 120 herze sizin için hiç sorun değil. 3. kamera olmasa da olur ama işte ihtiyaç duyuyor insan gibi gibi. Çok da böyle genel olarak deneyimi değiştiren bir şey yok. Giriyorsun Instagram'a aynı Instagram. Giriyorsun YouTube'a aynı YouTube. Telefonlar çok benzer arkadaşlar. Küçük dedi. Detaylarda e, farklar ortaya çıkıyor. Onlar da büyük e, fiyatlarla sunuluyor. Bunları videonun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>